böyle şart koşarak, böyle baskı yaparak bizimle görüşme yapmak istiyorlarsa biz bunda yokuz. Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye böyle, yani eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız. Almanya'nın bu tavrı gerçekten ne demokrasiye, ne ifade özgürlüğüne ve toplanma özgürlüğüne sığar. Herkese demokrasi dersi vermeye çalışan bir ülkenin, hatta birçok ülkenin de iç işlerine bu şekilde karışmaya çalışan bir ülkenin ve onun sisteminin son yıllarda bu tür etkinlikleri engellemeye çalışması esasen Almanya'nın ve Batı'nın ne kadar çifte standart içinde olduğunun göstergesidir. Siz o Türkiye'yi artık o eski Türkiye diye düşünüyorsanız, sizin emrinizde bir ülke olarak düşünüyorsanız, bu bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir ve bunu şiddetle reddediyoruz. Bizimle görüşmek istiyorsanız telefonda da yüz yüze de medeni bir şekilde talepte bulunursunuz. Biz sizinle görüşürüz. Heiko Maas'a teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye-AB ilişkilerin gelişmesini biz de isteriz. Esasen bunu Almanya dönem başkanlığında başarabilirsek başarırız. Aksi takdirde çok da fazla umutlu değilim. Ama her şartta Almanya dönem başkanlığı olsun olmasın, Rum kesiminin ve Yunanistan'ın rehin aldığı ilişkilerin daha da ilerlemesi de mümkün gözükmüyor. Burada da gerçekçi olmamız lazım. Yani bu esaretten kurtulmamız lazım. Yani burada Yunanistan'ın belirlediği şartlarla Türkiye'ye bunu yaparsanız böyle olur, bunu yapmazsanız böyle olur demek doğru bir yaklaşım değil. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada yol ayrımı derken bunu kastediyorsanız, yani Yunanistan'ın bu tür dayatmalarını ve ön koşullarını ve tüm haklarımızdan vazgeçmemizi, talep etmelerini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Yani burada ilişkiler düzelecekse gerçekçi zeminde ve adaletli bir şekilde ilerlemesi lazım. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Yani bu bir başlangıç ve bugüne kadar keşfettiğimiz en büyük rezerv. Esasen dün Enerji Bakanımız da kabinede bir sunum yaptı. İyi bir başlangıç, küçümsenmeyecek bir başlangıç. Ve de bu bölgede, yani aynı bölgede ya da aynı kuyuların, şu anda açılacak olan kuyuların yanında ve daha derinlikte aynı miktarlarda rezervlerin olduğuna dair bulgular da var. Buna yönelik çalışmalarımızı tabii ki sürdüreceğiz. Ama bu haliyle bile bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da açıklamalarını okudum. Her şeyden önce bugüne kadarki en büyük keşfimiz. O bir gerçek. Ama 2010'dan bu yana Norveç'in keşfettiği rezervlerin toplamından daha büyük. Ve Türkiye tabii bu Sakarya gaz sahası bu keşifle beraber dev sahalar sınıfına dünyada girdi. Bu da önemli. Ve burada ekonomik geliriyle ilgili, değeriyle ilgili 80 milyar gibi bir rakam açıkladılar. Tabii onların değerlendirmesi bu. Bizim arkadaşlarımız da değerlendirme çalışmalarını yapıyorlar. Ve yılda da ilk başlangıçta 10-15 milyar metreküp gazın buradan çıkarılacağını da söylüyorlar. Tabii Türkiye enerjide ithal eden bir ülke. İthal bugün enerji kaynaklarımızın, yani doğalgaz ve petrol ihtiyacımızın çok büyük bir bölümünü ithal eden bir ülkeyiz. Bununla beraber ihtiyacımızın başlangıçta böyle %30 gibi bir miktarı gibi bir %30 gibi bir miktarı karşılamış olacağız. Ama Türkiye aynı zamanda bir transit ülke. Yani bir hub. Kafkasya'dan gelen boru hatları, işte Türk Akımı 2 Avrupa'yı hedefliyor. TANAP TAP olarak Avrupa'ya geçiyor. Bağlantılar yapıldı. Dolayısıyla biz bir taraftan kendi ihtiyacımızı karşılarken bir hub olarak da ihtiyaç olduğumuz zaman bunlardan kullanacağız. İhtiyaç fazlasını da nasıl elektrikli olduğu gibi dünyaya da, özellikle Avrupa'ya da ihraç edeceğiz. Esasen Doğu Akdeniz'de de, yani biraz önce söylediğim o ülke ve Rum yönetimi aklı selim bir şekilde düşünseler, buradaki keşfedilecek hidrokarbon zenginliklerinin uluslararası piyasalara iletme yolu, güzergahı Türkiye'dir. Başka da alternatifi yok. Yani diğerleri siyasi şeylerdir, projelerdir.
bunların fizibil olmadığını Yunanistan ve Rum kesimi de bizlerle böyle dostane görüştüğümüzde de söylüyorlar. O yüzden esasen burada bu hakça paylaşım olsa tek taraflı dayatmalar yerine o zaman herkesin yararını olacak, dünyanın da faydasını olacak. Biz değişik projelerle Avrupa'daki dostlarımıza da enerji kaynaklarının ulaştırılmasından mutluluk duyuyoruz. Ve bu rolümüzü de giderek arttırarak devam edeceğiz. Yine Irak'tan gelen biliyorsunuz enerji kaynakları, İran'dan gelen, Azerbaycan'dan gelen, Rusya'dan gelen. Şimdi kendi kaynaklarımız hepsini çeşitlendirmemiz gerekiyor. Şu anda diyaloğun başlayabilmesi için beklenti açık net. Türkiye tüm faaliyetlerini durdurması gerekiyor. Peki Türkiye bu geçici süreliğine CES yaptığı zaman bile Yunanistan faaliyetlerini durdurdu mu? Hayır, durdurmadı. Yani Türkiye faaliyetlerini durdursun ama Yunanistan kendi tezlerini savunmaya devam etsin. İddialarını güçlendirmek için Mısır'la anlaşma yapsın. Meclisinden onaylasın. Aynı şekilde Sevilla haritasının geçerli olduğu dayatmasını devam ettirsin. Ki böyle bir geçerlilik yok. Meis Adası'na biraz önce anlattım. 40 bin kilometre karelik münhasır ekonomik bölge ya da kıta hasanlığı talebini sürdürsün. Ve tüm biz durduracağız tüm faaliyetlerimizi, çalışmalarımızı. Ama Yunanistan kendi konumunu güçlendirmek için her şeyi yapmaya devam edecek. Aynı şekilde Rum kesimi de tek taraflı Kıbrıs Türk halkının hakkını garanti altına almadan, yani hakça paylaşım mekanizması oluşturulmadan tek taraflı faaliyetlerine devam etsin ama Türkiye durdursun. İşte bizim, yani siz de söylediniz, sizin yani beklentiniz ne? Biz de diyoruz ki tüm biraz önce söylediğim olumsuz adımların tamamen durdurulması lazım. Sevilla haritası gibi bir haritanın tamamen yok olduğunu Yunanistan'ın kabul etmesi gerekiyor. Bunu kabul etmediği sürece Yunanistan'ın olumlu hakça paylaşım için olumlu bir adım atması mümkün değil. Gerçekçi olalım. Ya mevcut hükümet veya bir sonraki hükümet yapmak istese bile Yunanistan kamuoyu bunu kabul etmez. Onlar bizim kadar, yani kamuoyu baskısı bakımından bizim kadar rahat değil. Bizim özgüvenimiz var. Bizim komplekslerimiz yok. Korkumuz da yok. Aşağılık kompleksimiz de yok. Dolayısıyla kıskançlığımız da yok. Ama bir ortada bir hak varsa bu hakça paylaşılması lazım diyoruz. Ve tüm ülkelerle birlikte oturup hakça paylaşım için müzakereye başlamayı da kabul etmesi lazım. Biz yani ön koşulsuz olarak şartlar oluştuğu zaman Cumhurbaşkanımız hep bunu söylüyor. Görüşmelere varız. Ama bir taraf ön koşul ortaya koymaya başlayınca benim de ön koşul olarak koyacağım çok şey var. Biraz önce bazılarını saydım. Ama buna ilave daha da ekleyebilirim. Bunları zaten Hayko Mas'la da konuştuk. Ama önemli olan şimdi bir istikşafi görüşme ya da herhangi bir görüşme, siyasi istişareler veya askerler arasında güven arttırıcı önlemler toplantılarının olabilmesi için yani siz her şeyden vazgeçin öyle yapalım anlayışı doğru değil, gerçekçi değil, kabul etmemiz de mümkün değil. O zaman bizim de ortaya atacağımız önemli ön şartlar var, koşullar var. Dolayısıyla tıkanıklık da devam eder ama her şeyden önce Yunanistan bu maksimalist yaklaşımından vazgeçmesi lazım.